Mehmet Demirci, Giresun, Şebinkarahisar, Yeni Yol Köyü, Oruçlu Mahallesi'nde 1955 yılında dünyaya gelmişiz. Beraber yaşadığımız ortamda annem, babam, amcalarım o zamanın devrine göre 55'lerde. Tabii ki yaşam şartları komple duruyorduk. Dedem rahmetli, nur içerisinde yatsın. Onun 7 tane çocuğu var. 7 çocuktan 3 oğlan, 4 tane halam yani kızı. Ve bu arada da amcalarla beraber ortak bir hanede 1980'e kadar beraber yaşamımızı sürdürdük. 80'de de bazı şeylerden dolayı ayrılık oldu babamla amcamlar arasında. Bu seneye gelene kadar 55'ten Şebinkarahisar, Yeni Yol Köyü biraz daha yaşam tarzı ağır olduğundan gerek hayvan bakımı gerekse tahıl yönüyle verim kısır olduğundan dolayı gurbet hayatı başlamış. Genelde büyüklerimiz, amcalar veya baba ara ara İstanbul'a gelmişler dönüşümlü olarak. Yaşantı böyle devam ederken bir hanede biz 15-17 kişi yaşamımızı sürdürmüşüz. ...68'de gurbete geldik buraya İstanbul'a. Meslem tesadüf ilkokulu bitirdim. Kur'an kursuna gittik. Nur içerisinde yatsın veya Allah selamet versin yaşıyorsa. Hocamız bizi Tekirdağ İmam Hatip'e yatırmaya veya orada okumaya teşvik etti. Gittik Tekirdağ'da 7 yıl okuyup ondan sonra da ya nasip imam olduk. İşte Şebinkarahisar'ın Yakınca köyüne görev yapmaya gittik. İşte biraz da daha doğrusu zeki olmanın çok avantajları varken dezavantajı da oluyor. Yakın olduğundan dolayı Çorum'da biz biraz kurs gördük. Kurstan dolayı da bizi zeki diye Şebinkarahisar'ın en yakın köyü Yakınca'ya hocalarımız normal görmüşler, tavsiye etmişler ama bir bakıyorsun Şebinkarahisar Yakınca en uzak köy 77'de orada görev yaptık. Ama çok güzel, mutlu yaşantılarımız oldu. Ondan sonra askere gittik. İşte 78-80 kardeşimle beraber gittik. Kardeşim yakın zamanda, Ocak ayında rahmetli oldu. Nur içerisinde yatsın. Ondan sonracığıma da asker dönüşü Şebinkarahisar, Sarıyer Köyü, Kayadibi Mahallesi'ne göreve tekrar başladık. 10 yıl orada görev yaptım. 80'den sonra da 90'da Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesi var. Oraya imam olarak oraya aldırdık görevimizi. Orada da bir 13 yıl falan görev yaptıktan sonra hepsine onların da minnettarım. Gerek Gayedibi Köyü'nde 10 yıl kaldım 7'den 70'ine. Gerek Şebinkarahisar Kavaklar Mahallesi'nde görev yapan, yine de onlara en ufağından en büyüğüne ahirete iltikal etmiş her birisine ayrı ayrı dualarımı her zaman devam ettiriyorum. Ümraniye geliş sebebimiz, işte o arada da emekliliğim yaklaştı 2003'te. Çocuklar okuyacaktı, ellerinizden öper. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin cemi cümle kişilerin, hepimizin çoluğuna, çocuğuna. Ümraniye'de de 2003'te emekli oldum. Nasip oldu işte, yiyecek ekmek, içecek suyumuz buraymış, buraya geldik. İşte burada da Allah'a şükür çocuğun birisi işte matematik öğretmeni oldu, diğeri de inşaat teknikeri. 20 senenin üzerinde de buradayız. Bu arada da işte geldik, buranın yaşam tarzları bir daha başka. Köyünkü yaşam tarzları daha başka oluyor. Gurbet, mecburen hepimiz kese kağıdından yiyoruz. Orada bağdan, bahçeden, tarladan yerken tabii hayat insanı biraz zorluyor. Thank you.
Ümraniye Belediyesi değerli başkanımız İsmet Yıldırım Beyefendi'ye, bu arada beraber çalıştığı ekibine, diğer Ümraniye'de yaşayan tüm insanlara, tüm insanlığa Yüce Mevlam huzur, mutluluk, saadetler versin. Başarılarının devamını temenni eder. Biz mutluyuz. Allah-u Teala da inşallah başkanımız, ekibi, Ümraniye halkı, İstanbul halkı, tüm insanlığın inşallah mutluluklar dilerim. Her birisine ayrı ayrı.